Dördüncü sualinizin meali. Ahir zamanda Hz. İsa aleyhisselam Deccal'ı öldürdükten sonra insanlar ekseriyetle dini hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz. Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler? El cevap hadisi sahihte rivayet edilen Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini ve şeriat-ı İslamiye ile amel edeceğini, Deccal'ı öldüreceğini, imanı zayıf olanlar istibad ediyorlar. Onun hakikati izah edilse hiç istibad yeri kalmaz. Şöyle ki, o hadisin ve Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki, ahir zamanda Dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. Birisi nifak perdesi altında Risaleti Ahmediye'yi Aleyhissalatu vesselam inkar edecek. Süfyan namında müthiş bir şahıs ehli nifakın başına geçecek. Şeriat-ı İslamiyenin tahribine çalışacaktır. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin silsile-i nuraniyesine bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani, o Süfyan'ın şahs-ı manevisi olan cereyan-ı öldürüp dağıtacaktır. İkinci cereyansa, tabiyyun, maddiyun felsefesinden tevellüt eden bir cereyan-ı nemrudane, gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Nasıl bir padişahı tanımayan, ve ordudaki zabitan ve efrat onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam herkese her askere bir nevi padişahlık ve bir güna hakimiyet verir öyle de Allah'ı inkar eden o cereyan efratları, birer küçük Nemrut hükmünde nefislerine birer rububiyet verir ve onların başına geçen en büyükleri ispiritizma ve manyetizmanın hadisatın evinden müthiş harikalara mazhar olan Deccal ise daha ileri gidip Cebbarane Suri hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilan eder. Bir sineğe mağlup olan ve bir sineğin kanadını bile icat edemeyen aciz bir insanın uluhiyet dava etmesi ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malumdur. İşte böyle bir sırada o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. Yani rahmet-i ilahiyenin semasından nüzul edecek. Hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaiki İslamiye ile birleşecek manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılap edecektir. Ve Kur'an'a iktida ederek o İsevilik şahsı manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak. Dini hak bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet, ittihat neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadındayken, alem-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahsı İsa aleyhisselam, o dini hak cereyanının başına geçeceğini, bir muhbir-i sadık, bir kadir-i külli şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadir-i külli şey vaad etmiş, elbette yapacaktır. Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz eden Hazreti Cibril'in dıhye suretine girmesi gibi ve ruhanileri alemi ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren, hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen bir Hakim-i Zülcelal, Hz. İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa, belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir neticeyi azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Hz. İsa aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarreb ve havası nuru imanla onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Sual Rivayetlerde gelmiş ki, Deccal'ın bir yalancı cenneti var, kendine tabi olanları ona atar. Hem yalancı bir cehennemi var, Tabi olmayanları ona atar. Hatta o kendi merkebinin de bir kulağını cennet gibi, bir kulağını da cehennem gibi yapmış. Azameti bedeniyesi bu kadardır, şu kadardır diye tarifat var. El cevap, Deccal'ın şahs-ı surisi insan gibidir. Mağrur, firamunlaşmış, Allah'ı unutmuş olduğundan, suri, cebbarhane olan hakimiyetine, uluhiyet namını vermiş bir şeytanı ahmaktır ve bir insanı dessastır. Fakat şahsı manevisi olan dinsizlik cereyanı azimi pek cesimdir. Rivayetlerde Deccal'a ait tavsifat-ı müthişe ona işaret eder. Bir vakit Japonya'nın başkumandanının resmi bir ayağı Bahri Muhit'te, diğer ayağı 10 günlük mesafedeki Port Arthur kalasında tasvir edilmiş o küçük Japon kumandanının bu surette tasviriyle ordusunun şahsı manevisi gösterilmiş. Ama Deccal'ın yalancı cenneti ise medeniyetin cazibedar lehviyatı ve fantaziyeleridir. Merkebi ise şimendifer gibi bir vasıtadır ki bir başında ateş ocağı bulunur, kendine tabi olmayanları bazen ateşe atar, o merkebin bir kulağı yani diğer başı cennet gibi tefriş edilmiş. Tabi olanları oraya oturtur. Zaten sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan şimendifer, ehli sefahet ve dünya için yalancı bir cennet getirir. Biçare ehli diyanet ve ehli İslam için medeniyet elinde cehennem zebanisi gibi tehlike getirir, esaret ve sefalet altına atar. İşte İseviliğin dini hakikisi zuhurla ve İslamiyet'e inkılap etmesiyle Çendan alemde ekseriyeti mutlakaya nurunu neşreder, fakat yine kıyamet kopmasına yakın tekrar bir dinsizlik cereyanı baş gösterir, galebe eder. Ve el hükmü lil ekser kaidesince, yeryüzünde Allah Allah diyecek kalmayacak, yani ehemmiyetli bir cemaat, küreyi arzda mühim bir mevkiye sahip olacak bir surette Allah Allah denilmeyecek demektir. Yoksa ekalliyette kalan veyahut mağlup düşen ehli hak kıyamete kadar baki kalacak. Yalnız kıyametin kopacağı anında kıyametin dehşetlerini görmemek için bir eseri rahmet olarak ehli imanın ruhları daha evvel kabz edilecek. Kıyamet kafirlerin başına kopacaktır. Beşinci sualinizin meali. Kıyametin hadisatından ervah-ı bakiye müteessir olacaklar mı? El cevap, derecatlarına göre müteessir olacaklar. Melaikelerin tecelliyat-ı kahriyede kendilerine göre müteessir oldukları gibi müteessir olurlar. Nasıl ki bir insan sıcak bir yerdeyken hariçte kar ve tipi içinde titreyenleri görse akıl ve vicdan itibariyle müteessir olur, öyle de zişur olan ervah-ı bakiye kainatla alakadar oldukları için kainatın hadisat-ı azimesinden derecelerine göre müteessir olmalarını, ehli azapsa elemkârâne, ehli saadetse hayretkârâne, istirabkârâne, belki bir cihette istibşarkarane teessüratları bulunmasını işarat-ı Kur'aniye gösteriyor. Zira Kur'an-ı Hakim her zaman kıyametin acayibini tehdit suretinde zikrediyor göreceksiniz diyor. Halbuki cismi insani ile onu görenler kıyamete yetişenlerdir. Demek kabirde cesetleri çürüyen ervahların da o tehdidi Kur'aniyeden hisseleri var. Altıncı sualinizin meali. Küllü şeyin halikun illa vecehe. Bu ayetin ahirete, cennete, cehenneme ve ehillerine şumulu var mı yok mu? El cevap, şu mesele pek çok ehli tahkik ve ehli keşif ve ehli velayetin medarı bahsi olmuş. Şu meselede söz onlarındır. Hem de şu ayetin çok genişliği ve çok meratibi var. Ehli tahkikin bir kısmı ekseri demişler ki, alemi bekaya şumulu yok. Diğer kısmı ise ani olarak onlar da az bir zamanda bir nevi helakete mazhar olurlar.'' o kadar az bir zamanda oluyor ki fenaya gidip gelmiş hissetmeyecekler. Ama bazı müfrit fikirli ehli keşfin hükmettikleri fenayı mutlaksa hakikat değildir. Çünkü zat-ı akdesi ilahi madem sermediği ve daimidir, elbette sıfatı ve esması dahi sermediği ve daimidirler. Madem sıfatı ve esması daimi ve sermedidirler, Elbette onların ayineleri ve cilveleri ve nakışları ve mazharları olan alemi bekadaki bakiyat ve ehli beka fenayı mutlaka biz zarure gidemez. Kur'an-ı Hakim'in feyzinden şimdilik iki nokta hatıra gelmiş icmalen yazacağız. Birincisi, Cenab-ı Hak öyle bir kadir mutlaktır ki adem ve vücut kudretine ve iradesine nisbeten iki menzil gibi gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir. Hem ademi mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilmi muhit var. Hem daireyi ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Daireyi ilim içinde bulunan ademse ademi haricidir ve vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Hatta bu mevcudatı ilmiyeye bazı ehli tahkik ayağını sabite tabir etmişler. Öyleyse fenaya gitmek muvakkaten harici libasını çıkarıp vücudu maneviye ve ilmiye girmektir. Yani herik ve fani olanlar vücudu hariciyi bırakıp mahiyetleri bir vücudu manevi giyer, daireyi kudretten çıkıp daireyi ilme girer. İkincisi, çok sözlerde izah ettiğimiz gibi her şey manayı ismiyle ve kendine bakan vecihte hiçtir. Kendi zatında müstakil ve bizatihi sabit bir vücudu yok ve yalnız kendi başıyla kaim bir hakikati yok. Fakat Cenab-ı Hakk'a bakan vecihte ise yani manayı harfiyle olsa hiç değil. Çünkü onda cilvesi görünen esma-i bakiye var. Madum değil çünkü sermediği bir vücudun gölgesini taşıyor hakikati vardır, sabittir, hem yüksektir. Çünkü mazhar olduğu baki bir ismin sabit bir nevi gölgesidir. Hem küllü şeyin halkun illa vecehâ, insanın elini masivadan kesmek için bir kılınçtır ki, o da Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmayan fani dünyada fani şeylere karşı alakaları kesmek için hükmü dünyadaki faniyata bakar. Demek Allah hesabına olsa, manaya harfiyle olsa, li vechillah olsa, masivaya girmez ki küllü şeyin halkun illa vechhe kılıncıyla başı kesilsin. Elhasıl, eğer Allah için olsa, Allah'ı bulsa, gayr kalmaz ki başı kesilsin. Eğer Allah'ı bulmazsa ve hesabıyla bakmazsa her şey gayırdır. Küllü şeyin halkun illa vechhe Kılıncını istimal etmeli, perdeyi yırtmalı, ta onu bulmalı. Elbaki, hu elbaki, Said Nursi.